Ancient Part diyor, yani kadim dönem. Bir de Modern Part diyor, modern dönem. Modern dönem birinci cildini açtım, aman Allah'ım. Lord Muhammed diye başlıyor. Birinci dönem, modern çağ diyor, Hazreti Muhammed ile başlıyor. Neden? İlk soru da şu. İnsanlar şaşırabilir diyor. Dünyanın tarihinin modern dönemini niye Muhammed'le başlattığıma bir gayrimüslim olarak. Cevabı da müthiş. Çünkü Muhammed'den sonra dünya hiç olmayacak şekilde değişti diyor. Bambaşka bir döneme girdi diyor. Aile başka bambaşka bir döneme girdi. Ticaret bambaşka bir dönem. İnsana bakış açısı kökten değişti. Sevgili Peygamberimizin en büyük yaptığı devrimlerden biridir. İnsana bakışı değişti. Döneminde insana kaynak gözüyle bakılıyordu. Hazreti Peygamber insanı kıymet haline getirdi. Ve yanındaki insanlar toplumun en itilmişleri. Abdullah bin Amr anlatıyor. Onun yanına kim gelirse kendini en değerli hissederdi diyor. Bir gün dayanamadım diyor. Sordum, bana öyle güzel davrandı ki diyor. Gencecik bir çocuk. Öyle güzel ağırladı ki beni diyor. Öyle güzel davrandı ki aman Allah'ım ben kimim? Dayanamadım sordum. Ya Resulallah, Ebu Bekir mi değerli, ben mi değerli? Ne demiş olabilir Peygamberimiz? Ebu Bekir demez işte, biz öyle deriz, biz numara yaparız, o numara yapmaz. O ne dedi biliyor musunuz? Ebu Bekir dedi, onun yeri ayrı. Ömer mi ben mi? Ömer. Osman mı ben mi? Osman. Diyor ki Abdullah bin Amr, keşke sormasaydım da kendimi en değerli hissetmeye devam etseydim. Muhteşem bir devrim yaptı. Ama bu devrimin en temeli ailede oldu. Çünkü cahiliye döneminde en büyük bozulan kurum aileydi. O yüzden ilginçtir, hocalarım da var. Kur'an'da en büyük ayrıntı aileyle ilgilidir. Direkt 70 ayet aileyi düzenler. Ve ilginç olan da nedir? Ailenin içini, evi düzenler. Yani Kur'an aileyi bir aldı, aileyi bir düzenledi, bir devrim yaptı. O devrimle toplum dönüştü. Bunun ilkelerini bugün konuşacağız. Neler yaptı Peygamberimiz? Nasıl başardı bunu? Anlatarak değil, büyük seminerler yaparak değil, yaşayarak, hayatın içine girerek. Bakın içinde hocalarımız var, öğretmenlerimiz var. Gençlerimizle problemlerden bahsediyoruz. Hayatın içinde değiliz. Aşkını paylaşmadığı bir gencin acısını çözemem ki ben. Peygamberle gelip aşkını paylaşan kadın vardı. Genç vardı, bir problemini paylaşmak için geliyordu. Onu dinliyordu Peygamber. Bu ilkeleri konuşacağız. O aileleri nasıl çözdü problemleri? Merkezine indi, konuşmadı, tespit yapmadı, mevmallarla konuşmadı, şöyle olmalısınız demedi. Dokundu ve toplumu dokundu o peygamber. Nasıl dokundu onun izlerini göreceğiz. Öncelikle aile dediğimizde günümüzde en çok yozlaşan dönem aile öncesi dönem. Peygamber orayı da yönetti aileyi. Bugün bundan önce ailenin dayattığı evlilikler yaygındı bizde 30-40 yıl önce. Şimdi tam öbür uca savrulduk, çocuğun dayattığı evlilikler. Bir türlü dengeyi bulamıyoruz. İçimizde gençlerimiz de var. Bir kardeş tavsiyesi olarak görsünler. Benim en çok dikkatimi çeken aile problemlerinde temelde problem var. Kurulurken problemli başlıyor. Bir sürü gerilimlerle başlıyor. Bir sürü kaygılarla başlıyor. Örnek vereyim. Hayatın en basit kararlarını alırken 50 kişiye soruyoruz. Hayatın en önemli kararını alırken kimseye sormuyoruz. Ben gençlerden biliyorum. Bir ayakkabı alırken 50 kişiye soruyoruz. İki internette araştırma yapıyor, yorumları okuyor, mağazaya gidiyor, fotoğraf çekiyor, paylaşıyor. Ne diyor? Nasıl yakıştı mı? Bütün açılardan bir de. Döndürüyor, çeviriyor. Nasıl yakışmış mı diyor. Soruyor. Alacağı ne? Bir ayakkabı. Beğenmezse ne olur? Bir ay sonra yenisini alır. İmkanı varsa. Bir ayakkabı alırken muhteşem bir istişare yapıyoruz. Ama hayatın en önemli evlilik kararı alınırken bunu seviyorum, bu olacak. Başkası olmaz, yoksa atarım kendimi. Zaten atıyorsun kendini. Nereye attığım belli değil. Hayatın en önemli kararı. Ama peygamber nasıl aldırıyor bakın. Fatıma binti Kays yetiştirdiği nesil. Hazreti Peygamber'in yetiştirdiği nesil. Gencecik bir kadın. Fatıma binti Kays peygamberimize geliyor aleyhissalatü vesselam. Ya Resulallah, benim de evlenmek isteyenler var diyor. Bunlar senin cemaatin. Camiye geliyor. Bunlarla ilgili ne dersin de isimleri şu şu şu. Hangi isimden koca olur? Hangisiyle yuva kurulur? Hangisini tavsiye edersiniz? İçimizde imamlarımız var. Bize böyle gelen var. Bize gelen ya hocam bir şey dua et diyor. Ya hocam cenazem var diyor. Tıkamışız yolları. Toplum bize ulaşamayınca internetten çözecek problemi. Doçent bir arkadaşım vardı. Kendisi de ilahiyatçı doçent. Bir gün bana geldi. Çocuğun bilgisayarı lazım oldu dedi. Birkaç bakayım derken
biraz da ajanlık yapayım dedi. Bu çocuk nerelere giriyor? Bir baktım dedi, aman Allah'ım, girdiği siteler neler var, Allah muhafaza. Suçlu kim? Çocuk. Çocuk değil. Bir kere çocuğunla bu meseleleri konuşma izni verdin mi? Çocuk bu güveni bulabildi mi sende? Bulamadı. Ondan sonra çocuk suçlu. Suçlu değil. Bak o nesil niye bozulmadı? Peygamber de o güveni buldu. Ben Muhammed Aleyhisselam'a gittiğimde bunu konuşabilirim. Bunu benimle ciddi bir şekilde konuşur dedi. Fatıma binti Kays geldi. Efendimiz de o üç talipliyle ilgili değerlendirme yaptı. Şunda hayır yoktur dedi. Bu sana uymaz dedi. Şu olur dedi. Şununla evlendi ve mutlu bir yuvası oldu. Böyle. Yine gencim biri geldi. Ya Resulallah, biri var, talibim, aracı olur musun? Peygamberimiz gördün mü dedi, görmedim. Bir de gör bak dedi. Dayatan bir peygamber yok. İstişare eden, kararı olabildiğince geniş bir konsensusla almaya çalışan bir peygamber var. O yüzden ailelerimiz, gençlerimiz, hepimiz var. En önemli adı. Temeli atarken olabildiğince geniş istişare mekanizmasını işleteceğiz. Bizim köyde rahmetli Gülten abla vardı, komşumuz. Bizim dip komşumuzdur, bitişiktir. Kapılarımız, duvarlarımız, Allah rahmet eylesin. Köyde kaçırdığı düğün yoktur. Son dönemlerine yakın bir sordum ben, Gülten abla gitmediğin düğün var mı? Hatırlayamadı, yok dedi. Onun bir de böyle çekirdek poşeti vardı. Bir poşet çekirdekle giderdi, o kum saati gibiydi. Ben ona çekirdek saati diyorum. O bittiğinde düğün bitmiştir. Öyle senkronize hareket ediyordu ki, o yeme hızını ayarlıyordu o. O bittiğinde düğün bitmiştir. Bir gün gördüm, bitmeden geliyor. Gülten abla dedim, düğünü yarıda bırakmışsın. Neden? Çekirdek bitmemiş. Yok oğlum dedi, kavga çıktı ondan dedi. Düğün bitti. Yine Gülten abla şaşmaz, düğün şaşar. Öyle hassas biri. Ama Gülten ablanın benim en çok dikkatimi çeken şuydu. Nereden biliyorum? Her düğün sonrası kendi evinden önce bize girerdi. Ve bütün köyün magazinini anneme anlatırdı, özetlerdi. Annem pek katılmazdı. Magazini özetlerdi. Kim kime bakıyor? O zaman tabii telefon yok, öyle fotoğrafını çek gönder. Nerede? 80'lerden bahsediyorum. Orada görüyorsunuz. Gülten abla aşkın geometrisini yapıyordu. Hangi açıyla bakıyorsa ona göre sürecin nereye gittiğini tahmin ediyordu. Anneme diyordu ki, Ayşe boşu derdi, annemle de Ayşe. Ayşe boşu derdi, şöyle baktı diyordu. Herhalde yeni başlıyor. Eğer 45 derecelik açıyla bakıyorsa bunun bir iki aylık geçmişi var. Eğer 90 dereceyle bakıyorsa bu iş isteme aşamasına gelmiş. 180 dereceyse nişan kıyılmış. 360 ise bunlar dönüp duruyor, evlenmiş, kafa dönüyor. Kendini bulamamış. Çok ilginçtir bakın. Gülten ablanı ben o çocuk halimde hatırlarım yorumlarını. Mahallemizden bir kız vardı. Bir talim oldu köyün zenginlerinde. Gülten abla dedi ki anneme, onu duymuş. Ayşe boşu dedi, benden duymuş olma ama dedi, bunlar dedi olmaz dedi. Verseler de dedi, bunlar evlenemez, ayrılırlar. 5 yıl nişanlı kaldılar, ayrıldılar. %90 yorumları tutuyor. Neden? Gülten abla tecrübeyi biliyor. Arka planı tanıyor. Şimdi gençlerimiz bu tecrübeye hiç değer vermiyor. Bir Afrika atasözü var. Oturan bir yaşlı ayaktaki gençten daha uzağa görür diyorlar. Evlilik dediğin tecrübe işidir, yaşanmışlıktır. Onların ortalamasını alabilmektir. Şimdi hayatımın en basit kararını alırken 50 kişiye soruyorum. En önemli kararında annem yok. Babam yok. Oğlum bu kim? Gelinin. Öp annenin elini. Daha o zaman tanıyor. Hayır diyemeyeceği noktada tanıyor. Ama çocuklarımıza da bu altyapıyı biz hazırlayacağız. Gülten ablanın şaştığını görmedik. Neden? Kişiliğine bakıyor. Bakın görücü usulü evliliği de biz tükaka diye hayatın kenarına ittik. Ben görücü usulü evliliğin adını değiştirdim. Şimdi görücü usulüne nereye geldik? Gösteriş usulü evliliğe geldik. Ayarımızı bulamadık ki. Görücü usulü evliliğin adı şudur. Yüksek istişareye dayalı evliliktir. O odur, öyledir. Doğan Cüceloğlu'nun insanı ararken damdan düşen psikolog diye kitabı var. Bakın, ülkenin en önemli iletişimcisi psikoloğu değil mi? Öyle biliriz. İki abim vardı, evlilik yaptı diyor. Biri istişareyle yaptı. Annemin görüşünü dikkate aldı, biri almadı. Sonuç ne biliyor musunuz? Annemin görüşünü dikkate alan daha mutlu. Neden? Kişiliğini biliyor, çocuğun kişiliğini biliyor, arka planını biliyor. O yüzden birinci adım aileyi kurarken Hazreti Peygamber temeli sağlam kazıklar üzerine koymaya çalıştı. O da nedir? Bir istişareyi işletti. Onu öğretti ümmetine. Birinci adımımız bu. İkinci bir şey daha yaptı Peygamberimiz. Buyurdu ki, hayrun nikah eyse uyum mutneten dedi. En güzel evlilik, en kolay geçen sürece sahip olan evlilik.
Şimdi bizim evliliklerimiz o kadar prosedüre gömüldü ki adetlere uymaktan ayetlere sıra gelmiyor. O kadar adetlere gömülmüş, borçların içine gömülmüş. Adam biri diyor, geçen gün hocam diyor, mobilya taksidi bitmedi, mobilya bitti diyor. Eskidi diyor. Evliliği tamamen bir ticari ilişkisinde iç ilişkiye dönüştürmüşüz, gösterişe. Geçen bir düğüne katıldım, kameranın açısını kapatmışım, adam dövecekti beni. Hocam çekil diyor ya, çeyrek mi taktı, kaşındık ne taktı adam. Bunları diyor, bu cahiliye diyor, bunları yıktı peygamberimiz. Kendi öyle evlilik yaptı mı? Çocuklarını öyle everdi mi? Çağ şartları vardır, gereksinimleri vardır, o ayrı yapılır. Ama olabildiğince evliliklerimizi, düğünlerimizi sadeleştirmemiz ve kolaylaştırmamız gerekiyor. Daha nişanlılık dönemi gelininle geçmiş. Adam kafasını kaldıranda bir sürü borç var. Şunu istemişiz, şu olacak, bu olacak. Akıllı adam şunu ister, ahlaklı ol, edepli ol. Benim babam 6 tane kız everdi, hiçbirinden para istemedi, bir şey istemedi. Ahlaklı ol, edepli olun, yuvanıza sahip çık. Bitti. Bir ablamı uğurlarken ikiz yatakla uğurladık. Gideceği yere. Onlarla karın doymuyor ki, görüyoruz. Hepimizin imkanı var. Huzur nerede? Huzur pazarda satılmıyor. Bunu biz üreteceğiz. O yüzden Hazreti Peygamber dedi ki, olabildiğince evlilik süreçleriniz kolay olsun. Birbirinize yüklenmeyin. Birbirinizin canına okumayın. Onu bir karizma meselesi haline getirmeyin. Bir gösteriş meselesi haline getirmeyin. Düğünümüz kırdı oldu. Ondan sonra birbirini kırdı. Ona geldi yani. O anlıktır. Kimse onu hatırlamaz. Aa, düğününü nerede yaptın şurada maşallah. Mahşerde de hatırlamayacaklar. Siz düğününüzü nerede yaptınız? 5 yıldız oldu. Aferin, geç cennete. Siz biz köyde mahallede yaptık. Olur mu öyle şey? Git cennete. Gel bakayım. Ne kadar güzel çocuk yetiştirdin. Vatana millete hayırlı oldun mu sen? Değil mi? Bunları soracaklar. Aradığımızı bilmiyoruz biz ya. Neyi aradığımızı bilmeyen neyi bulabilir ki? Değil mi? Doğru şeyi aramamız gerekiyor. Huzuru arayacağız, mutluluğu arayacağız, erdemi arayacağız. O yüzden Hazreti Peygamber bir ilkeyi hatırlattı bize. Evlilik yaparken şunlar şunlar tercih sebebi olabilir. Fahfar bidâti din, terbet yedek dedi. Akıllı, ahlaklı olanı seç ki dedi. Ömrün huzurla dolsun. Ahiretin rahmetle dolsun. Değil mi? Bunları biz unutuverdik. Sahte bir romantizm oluşturduk. Anlık mutlulukları bütün hayatı kaplayacağını zannettik. Bir başka husus da peygamberimiz evlilik süreçlerini son derece sadeleştirdi, kolaylaştırdı. Bu iki temel üzerine evliliğe giriyorum. Aileyi nasıl inşa etti Hazreti Peygamber? 6 dil üzerine inşa etti. Peygamberin örnekliğinde ailede 6 dilin konuşulduğunu görüyoruz. Biz sadece dilimizi değil, dinimizi de aileden öğreniyoruz. Hangimiz hocaya giderek Müslüman olduk? Müslüman bir anadan babadan doğduğumuz için buralardayız. Öteki türlü bulabilmek çok zor. Bayağı bir emek aramak gerekiyor. Adamın biri geldi, bakın kıymeti bilmek için, bir adamın geldi peygamberimize, sevgili peygamberimize, Müslüman olmadan önce ailesine yaptığı işkenceleri anlattı. Hanımına, çocuğuna, bunları anlattı. Peygamberimiz hüngür hüngür ağladı. Özellikle kızına yaptığı işkenceyi anlatırken, adam da şunun için yani, biz ne hallerden geçtik ya Resulallah, bir bilsen, derdini paylaşmak için adam da dolmuş. Vicdan azabı içerisinde. Nasıl yaptım ben bunu? Ama yapıyor insan. Biyolojik alemdeki en tehlikeli varlık insan. Denizde milyarca balık var. Balık denizi kirletme, biz kirletiriz. Denizde yaşamayan denizi kirletiyor. Çok tehlikeli insan. Çok da değerli. Bir o kadar da değerli. Bunları anlatınca peygamberimiz ağladı. Sahabeler bu adama müdahale ettiler. Anlatacak başka bir şey bulamadım mı? Üzdüm peygamberi deyince peygamberimiz bırakın bir daha anlatsın dedi. Adam bir daha anlattı. Peygamberimiz dedi ki, İslam sizi nereden nereye getirdi? Onu göresiniz diye anlattırdım dedi. O yüzden bu dinin kıymetini bilin dedi. Bu ahlakın kıymetini bilin. Bu örnekliğin kıymetini bilin. Hazreti Peygamber 6 dil üzerine öyle bir aile yapısı inşa etti ki, o bütün sahabelere sirayet etti. İtiraf eden sahabelerden. Birinci dil, en önemli dil, gönül dilidir. En önemli dil, evlilikler bunun üzerine kurulur. Ne demek? Maskeleri çıkarmak demek. Evliliklerimizde şu anda ciddi maskeler var. Yanımda birinin telefonu çalıyor, aşkım yazıyor. M'de 5-6 tane biliyorsunuz telefonda. Hoca muhtemelen onun ne sıfatını göstermek istiyor. Aşkım. Ben onu da çaldım öyle. Hocam diyor zırt pırt arıyor diyor yani. Bir yana şartlar diyor. Ya aşkım yazmışsın arayacak tabii.
Ya o yazı yanlış, ya o dediği yanlış. Bir sürü de ünlem yok. Bir sürü de M koymuş. Numara, bir tanem diyor. Bunlar numara. Gönül dili demek ne demek biliyor musunuz? Biz şunu anlamıyoruz. Sahte bir romantizm oluşturmuşuz. Yani durmadan övgü bekleyelim, yapma öyle yok. Gönül dili demek şu da demek. Yeri geldiğinde eleştirebilmek demek. Yeri geldiğinde birbirine güzellik katabilmek demek. Bakın bu dil peygamberimizin evinde nasıl hayata geçti. Hazreti Ayşe annemize peygamberimiz bir gün şöyle dedi. Ayşe'cim dedi, bana kızdığın dönemleri biliyorum dedi. Olur mu canım, peygambere kızılır mı? Aile hayatı insan. Kızılır. Nasıl anlıyorsun ya Resulallah? Kızdığın zaman dedi, İbrahim'in Rabbine andolsun ki diyorsun. Kızmadığın zaman senin Rabbine andolsun ki diyorsun. Ama şu gönül diline bak. Hazreti Ayşe'nin cevabı muhteşem bir cevap. Mâ ehcuru illâ ismek ya Resulallah diyor. Evet ya Resulallah, ismini anmıyorum ama sevgin kalbimde baki. Arada ağzımdan bir şey çıkabilir ama bu seni attığım anlamına gelmiyor. Bu sana olan sevgimin bir başka tezahürüdür diyor. Gönül dili demek yeri geldiğinde birbirimizi eleştirebilmek demek. Bakın ben anamın yanında 10 yıl kaldım. Havuzun için bir çıktım İzmir'den köyden. Bir de anamın yanında o günden beri tatillerde uğradım. Ama hanımın yanında 18 yıl kaldım elhamdülillah. Hala devam ediyor. Şimdi 18 yıldır yanında kaldığımı beni iyi tanır, 10 yıldır yanında kaldım. Bu tanışıklıktan bizim istifade etmemiz lazım. Mesela bugün sizler şunu istirham ediyorum. Kıbrıs'ta bir seminer yaptık. Orada biri bunu becerdi ve ertesi gün geldi bana dedi ki, hocam evliliğimin en huzurlu gününü yaşadım dedi. Şunu diyebilmeliyiz bir beyefendi olarak eşimize. Hanım, 15 yıldır, 20 yıldır evliyiz. Ne olur bir kusuru, bir eksiğim, hatam varsa haberim olsun. Bak bu kusurla gitmeyin. Sahabe buna alıştı. Kadının biri geldi, evindeki problemi peygambere anlattı. Ayet indirdi Allah. Kassami Allah kavlellete tücadir ki. Gelip kocasının yaptığı sıkıntıyı sana anlatan Allah işitti. E kul işitmeyince kadın peygambere geldi. Direkt Allah müdahale ediyor. Bana gelse anlatabilse, şimdi hep gıybeti anlatırız değil mi? Arkamızdan konuşma. Birinin arkamızdan konuşması suçsa, arkadan konuşturmak da suçtur. Biz bunları hep atlarız. Gıybet etmek suç, ettirmek de suç. Bir sebebi nedir? Yüzüme söyleme cesaretini vermeyince yan komşuyla konuşacak. Bugün ne yaptık hocam yine sana sorma ya. Bir şey dedim, nereye diyeceksin? Verelim bu cesareti. Hanım bak, bir hatam olduğunda, bir kusurum olduğunda lütfen senden duyayım. Ki düzelteyim. Mesela doktora gittiğimizde doktorun bizi övmesi mi hoşumuza gider? Problemi net ortaya koyması mı? Nasılsın Hüseyin hocam? Çok sağlıklısın. Öyle deme doktor bey, var bir şey. Yok canım ya söyle. Kuruttu. Hadi ya, öyle doktor mu olur? Dersin çıkarsın. Bak doktor kusurumuzu söylemediğinde kızıyoruz. Kusurumuzu söylediğinde Allah razı olsun, ne iyi doktormuş. Meğersem kansermiş. Adam öleceğim diyor. Adam Allah razı olsun diyoruz. Hiç sıkıntı yok. Neden? Bir sorunumu çözüyor. O yüzden Hazreti Ali'nin muhteşem bir ifadesi var. Es-sadiku men sadaka la men sattaka diyor. Dost her dediğini tasdikleyen değildir, doğru söyleyendir. Şimdi bugün başlayalım evimizde. Davranış taşıyacağız ya. Eşimize diyelim ki bir hata eksiğim varsa ne olur söyle. Bakın şu kravatı düzeltmek için ben 5 dakika aynanın karşısında duruyorum. Şunun düzgünlüğünü görebilmek için aynaya muhtacım. Daha karmaşık olan davranışlarımın doğru olup olmadığını nerede göreceğim? İnsandan göreceğim. O yüzden el mu'min mir'atumul mu'min diyor peygamber. Aynadarlık yapacaksın. Aynanın karşısında sadece güzeli görmek için geçilmez ki. Kusuru görmek için gidiyor. Mesela bir kadın kocasına şunu diyebilmeli. Bak 20 yıldır evliyiz, bir eksiğim, kusurum, hatta ne olur söyle. Çocuklara karşı, sana karşı, ailene karşı ne olur bileyim. Yok canım bir şey yok. Bir şey ne demek? Vallahi bir şey yok. Çekiyor ben sana. Sen ne söyleyeceksin? Olmaz. Bak bu gönül dili değil işte. Bu problemi çözmüyor. Net olacağız. Şeffaf olacağız. En şeffaf evin içinde olacağız. Peygamber böyle kurdu aileyi. Birinci dil gönül dilimiz. İkinci dilimiz değer dilimiz. Çok ihtiyacımız var. Değer vermek değil. İletişimciler öyle kullanıyor. Yanlıştır. Değer verme dedin ki bunu ortalama bir Türk insanı tehdit gibi de kullanır. Hanım değer vermez, ona göre bak. Ben değer kaynağı değilim ki. Bunu düzeltiyoruz. Bugünün kazanımlarından biri. Eşimizin, çocuğumuzun, anamızın, babamızın değer olduğunu farkına varacağız. Onlar zaten değer. Benden bağımsız o bir değer. Anam bir değer, babam bir değer,
çocuğum bir değer. Onun farkına varmam gerekiyor benim. Bakın peygamber dilinde bu nasıl? Nasıl bir değere dönüşüyor? Fatıma annemiz giriyor, ayakta karşılıyor. Ya umma abiha diyor. Anam hoş geldin diyor. Kızını anam diye karşılayan bir peygamberin ümmeti kapıya geldiğinde ilk soru şu. Ne yaptın? Paraya sahip çıktın mı? Telefonda sahip çıktın mı? Anayasa maddesiyle uğurluyoruz, anayasa maddesiyle karşılıyoruz çocuğu. Bir değer olduğunu hissetsin. Bir gün caddede yürüyorum, iki genç konuşuyor. Ben de kulak misafir oldum. Lise düzeyinde iki genç. Biri diyor ki diyor, bir haftadır babamı görmüyorum diyor. Elinde de tespih böyle. Yanındaki diyor, niye? Hayırdır diyor, eve mi gitmiyorsun? Yok eve gidiyorum diyor. E nasıl görmüyorsun diyor. Ben gece 12'de gidiyorum, babam uyumuş oluyor diyor. E babam da sabah erken çıkıyor işe diyor. Ben de diyor ona kadar yatıyorum diyor. Babamı görmüyorum, çok huzurluyum diyor. Oğlum niye diyor ya, babanı görmeden olur mu diyor. E her gördüğümde diyor bana hakaret ediyor, uyarıyor diyor. Bir kere oğlum demedi ki diyor. Bana bir hocam anlatmıştı, çok ilginç bakın. Değer dilini basit görmeyin. Müftülükte bana gelen problemlerin merkezinde değer olduğunu hissetmemek var. Toplumumuzun genel bir problemi. Herkes kendini değersiz, işe yaramaz hissediyor. O zaman nereye hücum ediyor? Ön sıralara hücum ediyor. Orada olunca değerli olacağını zannediyor. Oysa herkese bulunduğu yerde değerli olduğunu hissettirsek kavga kalkacak, koltuklar sağlama alınacak. O zaman kimse benim yerime göz dikmeyecek. Bakın, bir hocamız anlatmıştı. Emniyet müdürümüzün biri, çocuk şubeye bakar. Bir suç şebekesini çökertiyorlar. Çok ilginç. İçinde de 16-17 yaşında bir kızımız. O şebekenin ağına düşürülmüş. Şebekenin elemanlarını ayrı bir yere gönderdim diyor emniyet müdürümüz. O kızı aldım getirin dedim diyor. Bir nasihat edeyim, bir konuşayım. Kızım demiş, senin anan baban yok mu? Var demiş. E ne işin var bunların yanında? Bak seni kullanıyorlar. Sana yapmadıkları yok. Böyle bir hayat geçerli demiş. Git ananın babanın yanına. Müdür kısa kes demiş. Ne diyorsun? Jargonu bile öğrenmiş ortamı. Ya bak ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Müdür kısa kes demiş. Ya bunlar seni kullanır, kullansınlar demiş. Hayatta bir kere seni seviyorum lafını ben bunlardan duydum demiş. Anamdan duymadım, babamdan duymadım. Ben bu söze açım demiş. Ben bu söze açım. Yanlış da olsa, numara da olsa, tuzak da olsa bunlardan duydum. Ya bu kadar cimrilik olur mu ya? Çocuğuna seviyorum diyememek, öpememek. Ben yeni bir ilmihal yazarsam namazın adabına eklemeler yapacağım. Mesela namazı selam verdikten sonra ilk iş nedir? Tesbihe sarılmak değil, çocuğunu öpmektir. Artık bu değer dilini çok aktif hale getirmemiz gerekiyor. Çocuk eve geldi, hesap sormayacağız. Hoş geldin, sefalar getirdin. Nasılsın, iyi misin, bir sıkıntı var mı? Çocuk değer olduğunu hissetsin. Yeni başlayanlar için metafizik diye çok güzel bir şiir kitabı var Cahit Koytan. Orada diyor ki bir dervişe sordu. Çömlekçi dükkanına girdin. Güzel mi güzel çömlekleri gördün. Çömleği nasıl översin? Derim ki diyor çömleği yapan eller çömlekten 1000 kat daha güzeller. O çocuk, o eş, o anamız başlı başına bir değer. Şimdi mazeretlerimizden biri hocam annem burada rahat edemiyor. Kendi evine alışmış diyorlar. 85'ine gelmiş bir kadın, hazır çayı önüne gelecek, yemeği önüne gelecek, bunu reddeder mi? Niye reddediyor? Değer olduğunu hissetmiyor orada. Oflamaları, puflamaları var. Oğlum bugün orada yatıver, annem ya bunu duyunca anne anlamaz mı? Ama anne yüreği yine bir bahane bularak ayrılıyor. Kızım oğlum, gelinim rahatsız olmasın diye. Çok ilginç. Bir hocamız anlatıyor, bir göreve gidiyorum diyor, bindim otobüse diyor. Bir kadıncağız ağlıyor diyor önde. Otobüs hareket etti diyor. Binerken de dikkat ettim diyor. Biriyle sarıldı. Uzun uzun ayrıldı. Ağlaması durmadı. Dedim ki diyor Allah Allah. Dayanamadım diyor bir evlat olarak. Eğildim diyor. Önümdeki koltukta oturuyor. Anacığım dedim diyor. Bineli ver 2 saat geçti. Hüngür hüngür için için ağlıyorsun. Bir derdin varsa bak. Ben de bir evladım. Yardımcı olalım. Neyim var? Oğlum yok falan. Anacığım söyle demiş bir yardımcı olalım falan filan. Oğlum demiş, kocam öldü 2-3 yıl oldu. Anadolu'da şurada yaşıyorum, çocuklarım da İstanbul'da. Ramazan'da elim ayağım tutmuyor. Orucumu rahat tutayım, ibadetimi rahat yapayım diye çocuğumun yanına geldim. İkinci gece odalarında tartışırken kulağıma geldi. Ne zaman göndereceksin anneni? Bu cinsiyet problemi değildir, bu insanlık problemidir. O yüzden bunu kadın erkek üzerinde konuşmayın. Bu insanlık problemi. Ne zaman gidecek, kaç gün kalacak? Duyunca diyor, bir bahane buldum diyor. Oğlum köyde daha rahat oluyordu. Mukabelemize daha rahat gidiyorduk. Kadın ne niyetle geldi?
Oğlumun kızımın evinde bir Ramazan yapamadım da ondan ağlıyorum oğlum demiş. Torununla bir iftar sofrasında oturamadım ondan ağlıyorum demiş. Anlatabildim mi? Değerlerimiz o kadar yanlış yerlerde arıyoruz ki ünvanlarda. Eski insan isminin sonuna eklettikleriyle değerli olmaya çalışıyordu. Radiyallahu anh, Allah ondan razı olsun. Yeniler isminin önüne ekliyor. Ünvandan isme sıra geliyor. Benim bir arkadaşım daire başkanı oldu Ankara'da. İsmini okurken 2 dakika geçiyor. Üstad dedi isme gel, ünvanı geç. Sen değersin, bırak ünvanı. O yüzden çocuklarımızın ünvanına bakmadan, popüler değer yargısını üniversite başarısın, değil mi? Üniversiteye girmedi, o çocuk değersiz. Girdi, değerli. Öyle değer yargıları olur. Benim sülalemin yarısı delidir. Yarısı delidir yani. Bir kısmı da bundan delirmiştir. Değer olduğunu hissetmediği için. Öyleleri var. Kendi çocuğunu yıllarca değer görmedi. Sadece akademik başarıyla tanımladığı için depresyona sokan nice anneler var. Eşini. Başkadakinde bir şey yok. Yanındaki değer. Cebindeki 10 lira mı değerli? Hayalindeki 1 milyon mu? Cebindeki 10 lira. Onun değer olduğunu farkına varacak. Dolayısıyla ikinci dilimiz değer dili. Kızını ayakta karşılayan peygamberin öğrettiği dildir. Bir değer dili. Başka nedir? Bir anayı ağlatarak gelen sahabeyi geri döndüren peygamberin öğrettiği dildir. Bakın cihada çıkılacak. Sahabenin biri gelmiş. Ya Resulallah ben de sizinle çıkmak istiyorum. Geride bir şey bıraktın mı demiş. Teraktü ebeveyye yebkiyen. Ağlayan anam babam bıraktı. Git demiş. Dön nasıl ağlattıysan öyle güldür öyle gel. Anayı ağlatarak bizimle yol alamazsın diyor. Anayı ağlatarak cennete girmek mümkün değil. Anası ağlayan bir toplum her tarafı ağlar, her tarafı sızlar. Rahmet inmez oraya, rahmet bulaşacak. O yüzden ikinci dilimiz değer dilimiz. Çok önemli bir dildir. Bu konuda cömert olalım. Ama birinci dille bağlantılı. Gönülden gelecek, yapmacık bir değer dili. Oğlum sen bir tanesini geçineceğimden adam olmaz. O değil, onu sezer zaten çocuk. Üçüncü dilimiz çok önemli değil, teşekkür dili. Teşekkürü şükrü evde hakim kılmamız gerekiyor. Eve girdi aleyhissalatü vesselam. Nasıl öğretti bakın. Buna o kadar ihtiyacımız var ki modern psikiyatride şu anda şükürsüzlükle depresyon arasındaki ilişkiler çok araştırılıyor. Şükredebilen insan çok mutlu. Arapçada şekere çoğalmak demek. Şükrettikçe huzurun çoğalıyor, mutluluğun çoğalıyor. Eve geliyor aleyhissalatü vesselam. Ayşe'cim ne var bugün yiyebileceğiniz? Ya Resulallah diyor. Biraz ekmek, biraz da sirke. Peygamberimizin cevabı ne? Ni'mel gudumu el halim. Sirke ne güzel katıktır. Biz hocalarda bir araya gelmişiz, başka kafa yok gibi sirke sünnettir diye bir şey uydurmuş. O sirke tüccarlar uydurmuş onu. Buradan çıkarılacak olan sirke sünnettir değil, olana şükretmek en büyük insanlık ve kulluk görevidir. Peygamber bize evde şükretmeyi öğretiyor. Teşekkür ederim Ayşe'cim diyor. Getir, sirke ne güzel katıktır. Benim her gittiğim ev şu anda bir oda eksik. Bir arkadaşa gidiyoruz, hayırlı olsun, hocam çok iyi de diyor, bir oda olsa daha iyi olacak. İstanbul'a gittik bir programı, havaalanından bir arkadaşımız aldı, 0 araba almış. Bizi karşılamaya geldi, aldı giderken, hayırlı olsun dedim, kazasız belasız bir. Yandan lüks bir araba geçti, hocam araba bu diyor. Araba bu. Çocuklarımız da böyle büyüyor, şükredin, eve sağlam geldi çocuğun şükret, değil mi? Geldi çocuğun bir problemini seninle başlattı. Teşekkür et. Baba ben okulda bugün ne yaptım biliyor musun? Ne yaptın şunu yap. Çocuk bir daha söyler mi? Bak teşekkür dilini en çok problem anında kullanın. Muhteşem çözer problemleri. Kızım problemini benimle paylaştığın için teşekkür ediyorum. Aferin. Bunu benimle paylaştığın için sana teşekkür, bana güvendin demektir. Gencim biri geldi peygamberimize. Şunun için bana izin ver ya Resulallah dedi. Bir günah için. Peygamberimiz reddetti mi onu? Git terbiyesiz millet şefaat dua istiyor. Sen ne istiyorsun? Demedi. Gel bakalım dedi. Yanaş aferin. Gel bir problemim var çözmemiz lazım. Teşekkür dili çok önemli bir dil. O yüzden evimize gelince bundan sonra olmayanı değil olanı görelim. Hacı Veysel de Mustafa Efendi hasta olmuştu. Hastaneye kaldırmışlar. Şeker teşhisi koymuş doktorlar. 1960'lar. Hoca ne demiş? Herkes ah bah ediyor. Diyor ki Rabbim hastalığımızı da şeker verdi. Onun verdiği her şey tatlı, hastalığımızı da şeker verdi. Şu vatanda olduğumuza şükredeceğiz değil mi? Ordumuzun ayakta olduğuna şükredeceğiz. O kadar şükredecek husus var ki. Nefes aldığımıza şükredeceğiz değil mi?
O kadar şükredeceğimiz, sahip olduğumuz güzel. Çocukla aynı sofraya oturduğumuza şükredeceğiz. Şükür, şükür, şükür. Televizyonda izliyor. Allah, ev dediğim böyle olacak. Bizimkisi falan kulübü. Yani git otur o evde.